Ben Emine K. köyünün en zengin ve en güçlü ailesinin en küçük ferdiyim. İki abim var. Bir de ablam var, Hatice. Hatice benim sırdaşım, yoldaşım, kardeşim. Sizin anlayacağınız, bu hayatta anlaştığım en iyi insan. Hatice benden sadece 2 yaş büyüktü. Köy yerinde büyümemize rağmen ailemizden hiçbir baskı görmemiştik. Hatice 19, ben 17 yaşındaydım. Hatice'ye görücü geldi. Köydeki bakkal Yakup amcanın oğlu Mustafa'ya ablamı istiyorlardı. Babam ablama istiyor musun diye sordu. Ablam da istemediğini söyledi. Yakup amcalar da elleri boş bir şekilde evlerine döndüler. Ertesi gün öğle saatlerinde ablam canı sıkıldığı için tek başına yürüyüşe çıkacağını söyledi ve çıktı. Ben de Hatice'yi beklerken uykuya dalmışım. 1-2 saat sonra bahçedeki çığlık ve feryat sesleriyle uyandım. Dışarıda babamlar, amcamlar, annemler, kısacası herkes oradaydı. Hemen fırlayıp bahçeye çıktım. Bunca gürültünün içinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Küçük abim "Kim lan o?" diye bağırıyor. Büyük abim etrafa küfürler saçıyor. Babam ise anneme "Senin yüzünden niye sahip çıkmıyorsun?" diyordu. Ben hala ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi sahibi olamamıştım. O sırada bahçenin kapısı açıldı. Koşarak içeriye babamın çocukluktan yetiştirdiği sağ kolu Mahmut girdi. Nefes nefese kalmış bir vaziyette babamın koluna yapışıp "Hatice'nin namusunu bozan şerefsiz, bakkal Yakup'un oğlu Mustafa" dedi. Ben bunu duyunca şok geçirdim. Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlayarak kalabalığı yarıp ortalarında yarı baygın oturan Hatice'ye sarıldım. Birbirimize sarılıp bir süre ağlamaya koyulduk. İçim sızlıyordu ve çaresizdim. Evden o sıra annemin "Hayır yapma, yapma" diye bağırışını duydum. Arkamı döndüğümde abilerim evdeki av tüfeklerini ellerine almış, bahçeden dışarıya koşarak gidiyor. Diğer herkes de arkalarından koşuyordu. Bahçede sadece ben ve Hatice kalmıştı. Hatice'nin koluna girdim ve onu odamıza götürdüm. Koltuğa oturtup bir bardak su verdim. Daha sonra kolundan tutup banyoda ağlaya ağlaya duş aldırdım. Hatice az da olsa kendine gelmişti. Yüzünü okşadım ve "Ne oldu sana ablam?" dedim. Hatice yüzüne baktı ve kısık bir sesle "Bilmiyorum. Bizim şeftali bahçesine giderken biri bana arkadan sopayla saldırdı. Dayak yerken kim olduğunu göremedim. Sonra da bayılmışım" dedi. Birbirimize tekrar sarıldık. Ağlarken ikimiz de uyuyakaldık. Akşam 11-12 sularında annem ve babamın uşağı Mahmut içeriye girdiler. Hemen yanlarına koştum. Anneme ne olduğunu sordum. Cevap vermedi. Hatice'nin yanına gidip oturdu. Mahmut ise yorgun bir şekilde mutfağa gidip sandalyeye oturdu. Annem bana cevap vermeyince ben de Mahmut'un peşinden gittim. Ne olduğunu sordum. Mahmut kafasını kaldırıp bana baktı. "Abinlerle baban şerefsizi ve babasını vurdular. Jandarmayı arayıp teslim oldular. Uzun süre içeride yatabilirler. Baban evi, işleri ve sizi bana emanet etti. Onlar çıkana kadar sizler bana emanetsiniz" dedi. Bir gün içinde yaşadığımız bunca olaydan sonra hayatımın mahvolduğunu düşündüm. Fakat daha sonra yaşayacaklarımızın yanında bunların bir hiç olduğu aklımın ucuna gelmemişti. Gel zaman git zaman aradan 5-6 ay geçti. Mustafa'nın annesi oğluna iftira atıldığını ve ailesinin suçsuz yere öldürüldüğünü düşünüyor. Köydeki insanlara hepsi Hatice'nin suçu diyormuş. Hatta bazı komşularımıza Hatice'nin hayatını zindan edeceğini anlatmış. Aradan geçen aylar içinde yaralarımızı sarmış, olanlara az da olsa alışmıştık. Mahmut babamın işlerini yönetiyor ve bir yandan da eve bakıyordu. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Ta ki hayatımızı mahveden o kapı çalana kadar. Herkes yatmış uyurken gece saat 2-3 sularında kapı çaldı. Zil falan değil, bildiğin 2-3 kişi kapıyı kıracak gibi takır takır yumrukluyor. Korktum, hemen Hatice'yi kaldırdım. Annem hala uyanmamıştı. Hatice ile beraber panikle kapıya gittik. Kapının önüne geldiğimizde kapı hala yumruklanıyordu.
Kapıyı hızla açtım. Karşımızda kimse yoktu. Şok olmuştuk. Kapı bir saniye önce kümbür kümbür yumruklanırken kapıyı açtığımızda karşımızda kimse yoktu. Birkaç saniye ayak sesi var mı diye dinledik. Hiçbir ses yoktu. Kafamı kapıdan çıkarıp sağ tarafa doğru uzattım. Bahçe kapısı kapalıydı. Kapıyı çalan her kimse hala bahçenin içinde olduğu kesindi. Hatice bu olana oldukça sinirlendi. Kapının yanındaki gaz lambasını yaktı. "Gel benimle. Kim şu gerizekalı görelim," dedi. Hatice'ye baktığımda gözlerinde korku değil, öfke görünce ben de cesaret aldım. Kol kola girip bahçeye çıktık. Bir süre etrafa bakındık ve kimsecikler yoktu. Gaz lambasını Hatice'den alıp bahçe kapısına yürüdüm. Bahçe kapısı içeriden kilitliydi. Kapıyı çalanların duvardan atlaması da imkansızdı. Hayretler içerisinde nasıl olur diye düşünmeye başladım. Hatice kolumdan tutup arka bahçedeki ahırın önüne kadar çekiştirdi beni. Ahırda çocukluk zamanında aldığımız ve kesmeye kıyamadığımız iki koyundan başka hayvan yoktu. Hatice girişte asılı orağı eline aldı. Kapıyı yavaşça araladı ve içeriye daldı. Ben de hemen arkasından içeriye girdim. Ahırın her yerine baktık. İçeride koyunlardan başka bir şey yoktu. Elimiz boş bir şekilde kapının önüne doğru geldik. Merdivenlerden yukarı çıkarken kapının önünde bir şey gördük. Biraz daha yaklaştığımızda bunun demirden eski, desensiz bir taş olduğunu fark ettik. Fakat evden çıkarken kapının önünde böyle bir taş yoktu. İçerisi tamamen boştu. Hatice sinirlenip taşı eline aldı ve bahçenin dışarısına fırlattı. Bana dönüp, "Uyku sersemi fark etmemiş olabiliriz. Kapıya da kedi falan vurmuştur. Hadi yatalım," dedi. İçeri girip yataklarımıza yattık ve tekrar uykuya daldık. Biz uykuya daldıktan çok kısa bir süre sonra bir gürültü tekrar uyanmamıza neden oldu. Evden bebek ağlama sesi geliyordu. Hatice odamızdaki gaz lambasını tekrar yaktı. Bu sefer gözlerinde sinir değil, korku beliriyordu. Ben de korkuya kapılmış bir vaziyetteydim. Hatice ufak adımlarla tedirgin bir şekilde odadan çıktı. Ben de hemen arkasından çıktım. O sırada annem de sese uyanmış olacak ki odasından dışarıya çıkıyordu. Bize baktı. Şaşkın bir ifadeyle, "Kızlar, bu bebek sesi de ne?" dedi. Biz de bilmediğimizi söyledik. Ses evin içinden değil, kapının önünden geliyordu. Annem önden gidip kapıyı açtığında bebek sesi kesildi. Kapıda ne bir insan ne de bir bebek vardı. Ben o sırada tekrar kapının önünde aynı taşın durduğunu gördüm. Parmağımla Hatice'ye işaret ettim. İkimiz de donup kaldık. Annem, "Bu taş burada ne geziyor?" dedi ve alıp kenara koydu. Ardından kapıyı kapattı. Bize dönüp, "Benim odaya geçin, geliyorum," dedi. Şaşkınlık içinde annemin odasına geçip yatağa oturduk. Annem bir süre sonra elinde Kur'an-ı Kerim'le odaya girdi. Yanımıza oturup bir süre Kur'an okudu. "Hadi gidin yatın," dedi. Odaya geçti ve tekrar uykuya daldı. Annem Kur'an okuduktan sonra bir daha ses falan duymadık. Hep beraber öğlene kadar uyumuşuz. Kalkıp kahvaltı hazırladık. Sofraya oturduk. O sırada kapı çaldı. Kalkıp kapıya gittim. Kapıyı açtığımda karşımda Mahmut duruyordu. Ayakkabılarını çıkardı ve içeriye girdi. Ona da bir tabak çıkarıp sofraya koydu. Mahmut çayını yudumlayıp anneme döndü. "Yenge, bu sabah haber aldım. Bakkal Yakup'un hanımı Hatice'ye dün büyü yaptırmış. Onu da bizim işçilerden Ümit'in hanımına söylemiş. Dikkat edin, bu kadın size zarar verebilir," dedi. Annem sinirle sofradan kalktı. "Ben şimdi sorarım ona," dedi ve evden çıktı. Biz de arkasından gittik. Annem katının kapısını yumruklamaya başladı. Bir süre sonra kapı açıldı. Kadın anneme baktı. "Ne var?" dedi. Annem bir anda kadının yakasından tuttu ve dışarıya atıp saldırmaya başladı. Kadın anneme vuruyor, annem de kadına. Biz de kavgayı ayırmaya çalışıyorduk. Fakat birbirlerine o kadar güçlü yapışmışlar ki ayırmak neredeyse imkansızdı. Kavga böyle sürerken annem bir anda bayılıp yere düştü. Kadın o fırsattan istifade edip evine kaçtı. Annem ensesini taşa çarpmış, bayılmıştı. Mahmut hemen arabasını getirdi. Bindirip hastaneye gittik.
Annemi odaya aldılar ve sabaha kadar annemizi orada bekledik. Ertesi gün oldu ve hala haber alamıyorduk. Öğle saatlerinde bir doktor koridora geldi. Döndü hanımın yakınları burada mı diye seslendi. Hemen doktorun yanına koşup yakınları olduğumuzu söyledik. Doktor, annemin omurilik soğanında büyük bir ezilme olduğunu ve artık yatalak olduğunu söyledi. Orada feryat figan ağladı. Sızlandık ama ne fayda. Kadın artık hareket edemeyecek, konuşamayacak durumdaydı. Annemizi hastanede 3 gün daha yatırdılar ve ardından eve götürebilirsiniz dediler. Biz de umutsuz bir şekilde annemizi alıp eve döndük. Koskoca 6 kişilik ailede kala kala 2 kişi kalmıştı. 2 genç kız ve bir de arada eve uğrayan Mahmut. Ben bu yaşananlara az da olsa alışmıştım ve kendimi çabuk topluyordum ama Hatice kendini iyice salmıştı. Yemek yemiyor, eskisi kadar konuşmuyor, gülmüyor, odadan dışarıya çıkmıyordu. Bir gün yine mutfakta tek başıma oturuyordum. Kapı çaldı. Mahmut gelmişti. İçeri buyur ettim. Mutfağa geçtik. Mahmut, Hatice nasıl oldu? Düzeldi mi diye sordu. Ben de hala durumunun aynı olduğunu söyledim. Mahmut başını öne eğdi ve derin bir iç çekti. Hatice ile evleneceğim dedi. Bu lafını hiç beklemiyordum. Şaşkınlık içinde, saçmalama Mahmut. O senin kardeşin sayılır. Biz seninle çocukluktan beri beraber büyüdük dedim. Mahmut kafasını kaldırdı. Başka çaremiz yok. Kız orada çürürken böyle bekleyemem. Düğüne gerek yok. Nikah kıysak yeter. Ben onu düzeltirim. İlgilenirim dedi. Biraz sert çıkışarak babamla görüşmesini ve böyle bir şeye kendi başına karar veremeyeceğini söyledim. Mahmut da babamla konuştuğunu, babamın bu duruma onay verdiğini söyledi. Babam izin verdiği için ben de sesimi çıkarmadım. Hatice'ye söylerim dedim. Mahmut'u gönderdim ve durumu Hatice'ye anlattım. Hatice kafasını kaldırdı. Öfkeyle, bana kimse sordu mu bunu? Evlenmiyorum kimseyle diye bağırdı. Kolumdan tutup odadan attı. Hatice'nin yaptıklarına anlam veremiyordum ama bir yandan da kendini tüm olanlardan sorumlu tuttuğunu düşünüyordum. Akşam saati geldi çattı. Uyumak için odaya gittim. Fakat kapı kilitliydi. Kapıya ağzımı dayayıp, Hatice kapıyı açar mısın? Yatacağım artık dedim. Hatice bugün salonda yat. Yalnız kalmak istiyorum dedi. İlk defa tek başıma yatacağım için korkuyordum. Salona geçtim ve koltuğa uzandım. Gece saatlerinde yine bir gürültü. Uykumun en tatlı yerini bıçak gibi kesti. Ağlama, inleme sesleri geliyordu. Bu seferki sesler dışarıdan değil, evin içinden geliyordu. Ben de gaz lambası Hatice'nin odasında, diğeri ise dış kapının önünde olduğu için karanlıktan kalkmaya korktum. Yataktan çıkmayı düşünmüyorken bir anda annemin yere düşebileceği aklıma geldi. Hemen yataktan fırlayıp annemin odasına koştum. Annem uyuyordu ve ses Hatice'nin odasından geliyordu. Karanlıkta oraya gitmek istemiyordum ama korkak ve ürkek adımlarla Hatice'nin odasının önüne geldim. Hatice'nin odasından ağlama değil, inleme sesleri geliyordu. Kapıyı iki kere tıklattım. Hatice yanıt vermedi. İki kere daha tıklattım. İnleme sesi kesildi. Hatice uykulu bir sesle, ''Ben sana git, bugün burada yatma demedim. Beni bir daha rahatsız etme.'' dedi. Cevap vermedim ve tekrar salondaki koltuğa uzandım. Uyumaya çalışıyordum ama gözüme uyku girmiyordu. Uykuya dalmaya çalışırken mutfaktan tıkırtı sesleri geldiğini duydum. Korktum. Üzerimdeki pikeyi yüzüme kadar çektim. Hemen ardından mutfaktaki tabağın yere düşüp kırıldığını duydum. Pikenin altında korkudan titriyordum. Aradan birkaç dakika geçti ve bu sefer bıçağın mutfak mermerine sürtünme sesini duydum. Hiç ses çıkarmıyor ve kımıldamıyordum. Birkaç saniye bıçak sürtünme sesini duydum ve ardından hem o ses hem de Hatice'nin inleme sesi kesildi. Bu sessizlikten sonra kendi kendime acaba sesler mutfaktan değil Hatice'nin odasından mı geliyor diye düşündüm. Biraz cesarete geldim ve yüzümdeki pikeyi yavaşça biraz aşağıya indirdim. Tavanda bir karartı vardı. 7-8 yaşlarında erkek çocuk silüetine benzer bir karartı vardı. Korkup tekrar pikeyi yüzüme çektim. O an uykuya dalmak için dualar ediyordum. Sabah hava aydınlanana kadar o şekilde
pikenin altında bekledim. Pencereden vuran güneşin ışıklarından cesaret alıp pikeyi indirdim. Etrafta hiçbir şey yoktu. Ayağa kalktım. Perdeyi açarak içeriye daha fazla ışık girmesini sağladım. Daha sonra öfkeyle Hatice'nin kapısına dayandım. Aç kapıyı diye bağırarak kapıyı yumruklamaya başladım. Hatice kapıyı yavaşça açtı. Tam Hatice'ye saldıracaktım ki Hatice gözyaşları içerisinde bana sarıldı. Bir anda öfkem geçmişti. Hatice yüzüme baktı. Tüm olanlar ikimizi de yıprattı. Zor zamanlar geçirdiğimiz için böyle çöktüm. Bana izin ver. Bir süre odada tek başıma kalayım dedi. Onu o halde görünce üzüldüm. Elinden tuttum. Bırak şimdi şunları. Açlıktan öleceksin. Gel sana kahvaltı hazırlayayım dedim. Hatice, sağ ol. Ben gece kalkıp tıka basa yedim dedi. O anda biraz duraksadım. Dün gece Hatice'nin odadan çıktığını fark etmedim. Ama meğer o sesleri Hatice çıkarmış diye düşündüm. Peki neden ışıkla çıkmadın dedim. Hatice şaşkınlık ifadesiyle senin uyuduğunu düşündüm. Rahatsız olma diye açmadım dedi. İçime büyük bir ferahlama gelmişti. Dünkü sesleri Hatice çıkarmış ve o gördüğüm karaltı son zamanlarda yaşadığım zorluklardan dolayı psikolojik olarak gördüm diye düşündüm. Bu olayın ardından geçen günler boyunca buna benzer korkunç şeyler duyuyordum. Geceler bana zindan olmuştu. Gündüzleri uyuyor, geceleri ise seslerden dolayı uyuyamıyordum. Felçli annemi ise sadece sabah ve akşam bakıyordum. Annem yatalak, ablam kafayı sıyırmış. Ben ise çok kötü durumdaydım. Günler çaresiz, korku dolu ve acılar içinde geçiyordu. Artık kafayı yemek üzereydim. Hatice benimle konuşmuyor. Annem ise zaten bakamıyorum. Bir gün kafama dank etti. Evden çıktım ve köyde Mahmut'u aramaya koyuldum. Bir süre sonra köy meydanında karşılaştık. Mahmut'u bugün mutlaka bize gelmesini söyledim. Mahmut yarım saate geleceğini söyledi. Hızla eve geçtim. Evi hızlıca temizledim. Duş aldım ve en güzel kıyafetlerimi giydim. Bir saat sonra kapı çaldı. Mahmut gelmişti. Beni her zaman gördüğünden farklı görünce biraz şaşırdı ama çaktırmamaya çalıştı. Mahmut'u içeriye buyur et. Mutfaktan çay alıp salona geçtik. Mahmut, ne oldu hayırdır dedi. Ben de onun aklını almak için, hani babam Hatice ile evlenmeni söylemişti. Hatice kabul etmedi. Benle evlen dedim. Mahmut şaşırdı ve biraz duraksadı. Olmaz kızım, saçmalama lütfen. Senle ben olamayız. Hem sen benden yaşça küçüksün. Hem de baban onu Hatice için söyledi dedi. Mahmut'la ablam hayatta evlenemezdi. O yüzden ben kendimi ortaya atıyordum. Eğer evlenirsek evde bir ses olur. Omzumdaki yük, gece çektiğim korkular bir nebze olsun iner diye düşünmüştüm. Mahmut'tan başka çarem yoktu. Oturduğum koltuktan kalktım ve Mahmut'un yanına oturdum. Eteğimi dizime kadar sıyırıp bacak bacak üstüne attım. Arkama yaslandım ve Mahmut'un gözlerine imalı imalı bakmaya başladım. Mahmut'u istediğim noktaya getirmiştim. Kendi kendime de bir yandan bu iş oldu derken bir yandan da yaptıklarımdan utanıyordum. Mahmut dayanamadı, üzerime atladı. Acılar içinde çırpınırken ayak sesi duyuldu ve hemen ardından odaya Hatice girdi. Mahmut üzerimdeydi ve çıplaktı. Hatice sinirli bir şekilde "Ne yapıyorsunuz siz burada? Reziller!" diye bağırdı. Mahmut üzerimden kalkıp "Yemin ederim kardeşin yüzünden oldu." dedi. Ben dona kalmıştım. Yapabildiğim tek şey olduğum yerde ellerimle mahrem yerlerimi kapatmak oldu. Utancımdan cevap bile veremiyordum. Hatice sinirli bir şekilde üzerime yürüdü ve saçımdan tuttu. "Sen utanmıyor musun lan kocamı ayartmaya, şerefsiz!" dedi. Ablam saçımı çekerken utancımdan cevap veremiyor, yerdeki eteğimi alıp altımı örtmeye çalışıyordum. Hatice suratıma sert bir tokat attı ve yere düştüm. Bir çırpıda eteğimi alıp hemen giydim. Hatice üzerime çıktı. Bana vurmaya başladı. Hatice'ye bir yandan yapmaması için yalvarıyor, bir yandan da sen onunla evli falan değilsin diyordun. En sonunda ağzım burnum kan içindeyken Mahmut Hatice'yi tutup üzerimden aldı. Gel karıcığım, bu ona yeter deyip odasına götürdü. Ben karı koca muhabbetine anlam veremezken yediğim dayağın etkisiyle bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordum. Kendimi güç bela banyoya attım. Elimi yüzümü yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktım.
Gördüğüm şey karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Hatice saçlarımı koparmış, yüzümü darmadağın etmişti. Korkunç gözüküyordum. Ağlayarak annemin yanına yattım. Kadının gözünden yaşlar süzülüyordu. Sarıldım ve yanında uyuyakaldım. Akşam saat 11 sularında uykum kaçmıştı. Olduğum yerden doğruldum. Anneme gün içinde hiç yemek vermediğim aklıma geldi. Kadına bir şeyler hazırlamak için yataktan kalktım. Fakat gaz lambası Hatice'nin odasındaydı. Odanın önüne geldim. Belki kilitlemeyi unutmuştur düşüncesiyle kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kilitliydi. O sırada arkamdan Hatice'nin sesi geldi. Arkamı döndüm ve yavaşça Hatice'ye seslendim. Hatice, banyodan bana ağlamaklı bir sesle "Lütfen yardım et," dedi. Korkmuş ve Hatice için endişelenmiştim. Mahmut'un evden çıkmadığı ve ona zarar verebileceği aklıma gelince hemen banyoya koştum. Hatice duş aldığımız yere oturmuştu. Karanlıkta ne yaptığı gözükmüyordu. "Yardım et bana," diye seslendi. Ben de ona "Korkma, ben senin yanındayım," dedim. Hatice'ye doğru yaklaşıp elimi yavaşça uzattım. "Hadi Hatice, elimi tut," dedim. Yavaşça elini bana uzattı ve bir anda kolumdan sertçe tutup kendine çekti. Bir anda yüz yüze gelmiştik. Suratı korkunç vaziyetteydi. Tek gözü yoktu ve bana gülüyordu. Bir eliyle sertçe kolumdan tutarken bir yandan da öteki elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çığlık ata ata kendimi salona attım. Gözyaşları içerisinde annemin odasına gittim. Kapıyı hızlıca kapatıp arkasına yaslandım. Bir süre hiç ses duymayınca yönümü anneme doğru çevirdim. Tekrar çığlık attım. Çünkü yatalak annem yavaşça yatağından kalkıyordu. Korktum ve aklıma dış kapının önündeki eski gaz lambası geldi. Kapıyı açıp odadan çıktım. Dış kapıya doğru koşarken bir anda tak tak diye sesler gelmeye başladı. O ses dış kapıdan geliyordu. Kaçacak yerim kalmamış, evin içinde panik, korku ve gözyaşlarıyla kaçıyordum. Fakat tüm çıkış yollarım kapalıydı. Korku ve panik içinde çığlık çığlığa ortada kala kalmıştım. Bir anda abilerimin odası aklıma geldi. Hemen koşup odaya girdim ve kapıyı kapattım. Kapının önüne oturup dizlerimi yüzüme çektim ve sessizce ağlamaya başladım. Çaresizce "Ben şimdi ne yapacağım?" diyordum. Bir süre sonra tüm gürültüler kesildi. Tekrar bir şey olur diye sessiz sessiz bekliyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Hatice'nin sesi geliyordu. Mırıldanarak yürüyordu. Hem mırıldanışını hem de ayak seslerini duyuyordum. Fakat Hatice bu odada değil, uzaktaydı. Sesi uzaktan yavaş yavaş yakına geliyordu. Anladım ki bana doğru geliyordu. Salonun kapısının açıldığını duydum. Daha sonra benim olduğum odanın önüne geldi ve durdu. Mırıldanmayı kesti. Dışarıdan bana sanki hiçbir şey olmamış gibi seslendi. "Ablacığım, kapıyı açar mısın?" Hiçbir cevap vermedim. "Seninle konuşmam gerek," dedi. Yine ses çıkarmadım. Daha sonra elindeki bıçağı duvara doğru sürterek "Annemizi bu işkenceden kurtaracağım. Bu halde yaşamaktansa ölmesi daha iyi," dedi. Yavaş yavaş annemin odasına doğru gitti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olanlara aklım ermiyor. Bir yandan da anneme zarar vermesinden korkuyordum. O an aklıma kadının son günlerde çektiği çileler, bakımsız, aç ve susuz halde kalması aklıma geldi. Cesaretimi topladım. Annem için ayağa kalkıp hızlıca odadan fırladım. Annemin odasına doğru koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye daldığımda odada sadece annemin olduğunu ve uyuduğunu gördüm. Derin bir oh çektim. O anda arkamdaki kapı sert bir biçimde kapandı. Panikle arkamı döndüğümde Hatice'yi kapının arkasında gördüm. Bir anda bağırarak üzerime atladı. Ben yere düştüm. O sırada yere kafamı vurmamla bayılmışım. Sabah bayıldığım yerde uyandım. Şaşkınlık içinde etrafıma bakındım. Annem uyanmış, havaya bakıyor ve inliyordu. Ayağa kalktım. Önce banyoya gittim. Hiçbir kan lekesi yoktu. Kendimi biraz toplayıp mutfağa gidip anneme yemek hazırladım. Güzelce kadının karnını doyurdum. Yatağını ve altını temizledim. Daha sonra Hatice'nin odasının kapısının açıldığını duydum. İlk başta korktum ama gündüz olduğu için
gece kadar zorluk çekmiyordu. Biraz sonra da Hatice odaya girdi. Hemen kalktım. Abla, benimle bahçeye gelir misin? Biraz hava alırız, konuşuruz. Seni çok özledim dedim. Ablam gülümsedi ve kafasını salladı. Beraber bahçeye çıktık. Ellerinden tuttum. Yeter artık, kendine gel. Çok zor günler geçiriyorum. Kabuslar, hayaller görüyorum. Yalnız başıma kaldım. Biliyorum, Mahmut olayından dolayı bana çok kızgınsın ama ben yalnız kaldığım için onu eve çağırdım. Başımızda biri olsun diye onunla evlenmek istedim. Sen bana o benim kocam diyerek saldırdın. O senin kocan değil, sen onu reddettin dedim. Hatice yüzünü biraz astı. Ablam, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun ama benim seni o odaya almam doğru olmaz dedi. Şaşırdım. Neden? Yıllarca aynı odada kaldık ve şimdi beni neden almıyorsun dedim. Sen evli olsan, kocanla yattığın odaya beni alır mısın dedi. Sinirlendim ve ablama onun evli olmadığını anlatmaya çalıştım. Ablam en son sinirlenerek, yeter ben mutfağa gidiyorum, kahvaltı yapmam lazım, hamileyim dedi. Ardından içeri girdi. Ben de arkasından içeri girdim. Hatice mutfak karnına tuta tuta gidiyordu. Fırsat bu fırsat diyerek odasına gizlice girdim. Karşımda gördüklerim beni şok etti. Duvarlarda, tavanlarda tırnak izleri vardı. Yerde tuhaf yazılar vardı. Daha önce böyle yazılar görmemiştim. Daha yakından görmek için yere çömeldiğim sırada kafama sert bir cisimle vuruldu ve yere serildim. Bayılmamıştım. Gözlerim kararmış. Başım dönüyordu. Kafamı tutarak kendimi güç bela sırt üstü yatırdım. Tepemde Hatice dikiliyor, bana bakıyordu. Konuşmadan ayağımdan tutup salona kadar sürükledi ve öylece bıraktı. Ardından yavaşça yürüyüp odasına gitti. Bir süre yerden kalkmadım. Yerde bir sağa bir sola doğru kafamı tutarak kıvranıyordum. Dışarıdan ezan sesi duydum. Akşam ezanı okunuyordu. Bir süre dinledim ve aklıma havanın karardığı geldi. Zor da olsa ayağa kalktım. Başım çok fena dönüyordu. Dış kapıyı açtım. Dışarıdaki gaz lambasını almak için ayağımı eşikten dışarıya attığımda ayağıma bir şey takıldı. Yerde yine o taş vardı ve ayağımla devirmiştim. İçinde küflenmiş sulu ekmekler vardı ve yere dökülmüştü. Hızlıca ekmekleri içine doldurup taşla beraber dışarı fırlattım. Gaz lambasını aldım. İçeriye girdim. Annemin yanına yattım ve kendi kendime acaba bu gece yine ne çile çekeceğim diye düşündüm. Akşam 11'e kadar uyuyakalmışım. Uykumu yine gece vakti çalınan kapı sesi bozdu. Gözlerimi açtım. Bu sefer dış kapı değil, bahçe kapısı çalınıyordu. Gaz lambasını yaktım. Korkarak evin dış kapısını açtım. Ardından bahçe kapısının önüne geldim. Kimsiniz diye seslendim. Bir kadın sesi telaşla, kızım ben bakkal Yakup'un karısı. Hemen kapıyı aç dedi. Kapıyı yavaşça açıp ne var bu saatte, ne istiyorsun diye azarladım. Kadın ellerini birleştirip kızım Mahmut Hatice'yi kaçırdı. Çaya doğru kızı sürükleyerek götürüyor dedi. Kadının söylediklerine inanmadım. Beklemesini söyledim ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hatice'nin odasına doğru ilerledim. Kapı açıktı. İçeride Hatice yoktu. Diğer odalara tek tek baktım. Koşarak kadının yanına tekrar geldim. Neredeler? Nereye götürdü ablamı diye telaşla sordum. Kadın, çaya giden yoldan gittiler. Kızı sürüklüyordu dedi. Kapıyı kapattım. Doğru çay yoluna koşmaya başladım. Oraya tek bir yol gidiyordu. Eğer ablamı sürükleyerek götürüyorsa ben koşarak onlara yetişirim diye düşündüm. Yoldan bir sopa aldım. Nefes nefese koşmaya başladım. 15 dakika kadar sonra dereye giden yolun sonuna geldim. Nerede olduklarını görmek için etrafa göz gezdirdim. Hemen ileride çayın yanında eski tarihi yıkılmış bir kale vardı. Onun tepesinde ufak ışıklar gördüm. Hemen oraya doğru koşmaya başladım. Kalenin merdivenlerine geldiğimde yavaşladım. Sessizce yukarıya doğru çıkmaya başladım. Bir süre sonra merdivenlerin bitişinden 10 metre ileride Hatice'yi yerde yatıyor halde gördüm. Etrafında mumlar yanıyordu. Mahmut'un arkası dönük, çantasından bir şeyler çıkartıyordu. Hemen üzerine koştum. Elimdeki odunla 3-4 defa Mahmut'un kafasına sertçe vurdum. Mahmut kafasını tutarak yere serildi ve sızlanmaya başladı.
Hemen Hatice'nin elindeki ipi açtım. Etraftaki mumları tekmeleyerek devirdim. Mahmut'un sırt çantasını uçurumdan atmak için elime aldım. Mahmut ayağa kalkmaya çalışarak "Dur, yapma!" diye bağırdı. Onu dinlemedim ve çantayı dereye doğru fırlattım. O sırada Hatice çoktan ayağa kalkmış ve karnını tutarak kalenin merdivenlerinden inmeye çalışıyordu. Mahmut zor bela ayağa kalkıp Hatice'yi yakalamak istedi. Ben hemen Mahmut'un üzerine atlayıp gitmesine engel oldum. Mahmut bir süre elimden kurtulmaya çalışsa da kurtulamadı. Daha sonra Mahmut beni dövmeye başladı. Hem de öldüresiye dövüyordu. Canım çok yanıyor ve karşı koyamıyordum. Bir süre sonra kendimden geçtim. Artık tam bittim tükendim derken biri gelip Mahmut'un kafasına çok fena vurdu. Mahmut bir anda yanıma serildi. Karşımda Bakkal Yakup'un karısı dikiliyordu. Elimden tutup beni oturttu. Elinde demir bir sopa vardı. Mahmut'un üzerine yürüyerek "Her şey senin yüzünden oldu. Ne yaptığını biliyorum." dedi. Mahmut sürüne sürüne uçurumun kenarına gitti ve aşağıya doğru kendini attı. Yaşlı kadın yanıma oturdu ve elimi tuttu. Ben güç bela bir şekilde "Neyi biliyorsun?" dedim. "Eve gidelim. Her şeyi anlatacağım." dedi. Beni bir süre dinlendirdikten sonra ayağa kaldırdı. Kadının evine vardık. Beni yatağa yatırdı ve yaralarımı bir bezle silmeye başladı. Ben "Anlat." dedim. Kadın iç çekerek "Bak kızım, sizinle yaşadığımız kavgadan sonra sinirlendim. Tüm olaylar için Hatice'yi suçladım. Öcümü almak için Hatice'ye büyü yaptırmaya karar verdim. Büyücü bir kadın vardı. Ona gittim. Durumu anlatıp büyü yaptırmak istediğimi söyledim. O da bana Mahmut diye biri geldi. O kıza zaten büyü yaptırdı dedi. Ben de bunu duyunca büyüden vazgeçtim. Olayın aslını araştırdım. Bu Mahmut denen uşağınız sizin mallarınıza göz dikmiş. İsteme olduktan sonraki gün Hatice tecavüze uğradığında oğlum dükkanda babasıyla çalışıyordu. O sıra Mahmut Hatice'yi bayıltıp tecavüz edip suçu bizim oğlana attı. Sizinkiler anlamadan dinlemeden gelip kocamı ve oğlumu öldürdü. Bu sayede Mahmut babanı ve abilerini hapse attırdı. Geriye annen ve siz kaldınız. Seni zayıf halkı olarak gördü. Ablanla da evlenmeyi düşündüğü için annene de büyü yaptırdı. Hatice evlenmeyince kızı cinlerden hamile bıraktırıp insanlara bebeğin babası benim diyerek düğün yaptıracaktı. Geriye sen kaldın. O kadına tekrar gidip seni de delirtmek için cinleri musallat etti. Bu sayede tüm mallarınıza konacaktı dedi. Duyduklarım bana şok üstüne şok yaşatıyordu. Peki madem öyle neden Hatice'yi daha kaçırdı dedim. Kadın anlamıyor musun? Hatice cinlerden hamile kaldı. O çocuğu cinlere verecekti. Bu ayini dağda yapacaktı. Hatice'nin doğumu geldiği için gitmişlerdir. Ama amacına ulaşamadılar dedi. Sabah ezanı okundu. Hatice'yi aramak için tekrar oraya gitti. Hatice etrafta yoktu. Dağları tepeleri, mağaraları tek tek gezdim ama ablamı bulamadım. Köylüye haber verdim. Hep beraber aramaya koyulduk ama yine bulamadık. Aramalar sırasında annemin ölüm haberini de alınca ben kafayı sıyırmıştım. Bu olayların travmasını atlatamadım. Uzun bir süre tek başıma kaldım. Daha sonra köyümüzden birisiyle evlendim. Ablamı aramayı hiç bırakmadım ama asla onu bulamadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Cuma gecesini her zamanki gibi tek başına çalışarak geçirmiştim. Ay sararırken yatağımda sabaha kadar uyumayı bekliyordum. Telefonun ziliyle uyandığımda daha uykumu alamamıştım. Ahizeyi zorlukla kaldırıp cevap verdim. Alo, alo, Korhan Bey'le mi görüşüyorum? İsmimi sorduğuna göre arayan bir müşteriydi. O reklamı koyduğum güne lanet okudum. Evet hanımefendi, benim. Nasıl yardımcı olabilirim? Korhan Bey, telefonunuzu rehberde buldum. Benim özel bir problemim var. Hep öyledir zaten. Gece yarısı çalan telefonlardan ne beklenir? Korhan çözümlerinin halledemeyeceği problem yoktur hanımefendi. Nedir derdiniz? Bir an duraksadı. Kim bilir gecenin bu saatine kadar neler düşünmüştü. Çoğu müşterimin son çaresiyimdir.
bana gelinceye kadar başka çözümler denerler. Doğru yeri aradığıma emin değilim. Rehberde yazanlar doğru muydu? Neyin doğru olup olmadığını merak ediyorsunuz. Şey, rehbere göre siz büyü bozmada, lanet kaldırmada uzmanmışsınız. Evet, doğru okumuşsunuz. Birçok büyüyü bozabilir ve peri padişahlarının, sultanları ile cin meliklerinin birkaç başka varlığın dışındaki birçok laneti kaldırabilirim. Ailenizde yıllardır süren bir lanet varsa onu kaldırmak oldukça zordur. Fakat sizin çocuğunuza geçmemesini istiyorsanız bunu kolaylıkla halledebilirim. İşte bu açıklamadan sonrası çok kritiktir. Birçok müşteri adayı bunları duyduktan sonra çekinir ve telefonu kapatır. Sadece bana gerçekten ihtiyaç duyan birkaçı beni tutmak ister. Bu kadının hangisi olduğunu bilmiyordum. Yani burada yazanlar şaka değil, ciddisiniz. Evet hanımefendi, o reklamı şaka için oraya koymadım. Reklamı rehbere geçmek çok zor olmuştu. Bir kere büyücülük burada hala bir suç. Haksız da sayılmazlar hani. Büyücüyüm diyen bu kadar çok şarlatan varken yasağı kaldırmaları doğru olmazdı. Ustalar Meclisi, Süleyman'ın devrinden beri büyünün gizli olması gerektiğine inanmasalar böyle olmazdı. Onlara göre büyücünün görevi padişahlar ve saray erkanına yardımcı olmaktı. Saraydan olmayanların ufak problemleriyle ilgilenmezdi. Taşradakilerin büyüyle hastalara şifa veren, ufak lanetlerle ahaliyi yola getiren cadılardan ve şarlatanlardan başka sığınacak kimseleri yoktu. Avrupa'da kara vebayı engelletmeyen ya da Osmanlı'da arada bir baş gösteren kıtlıklara son vermeyen Ustalar Meclisi'nin bu yaklaşımıydı. Aynı meclis, benim mesleğimi insandan uzak bir köşede yapmak yerine bir şehrin ortasında yapma isteğime de karşı çıkmıştı. Büyünün şifasını herkese yaymanın zamanı geldiğine inanıyordum. İstanbul ya da öteki büyük şehirlerde değil de yıllardır büyücünün uğramadığı Eskişehir'i seçmem bile onları susturamadı. Açıkça büyücü olduğumu ilan etmemi kabul etmiyorlardı. Geçen zamanın adetlerimizi nasıl yıktığından, gençlerin isyankarlığından ve yol yordan bilmemezliğinden dert yandılar. Sonunda bulduğum çözüm hepsini susturmuştu. Eskişehir'de 10-15 rehberi büyülü ilanımı yerleştirdim. Böylece ancak büyüme ihtiyacı olan birisi numaramı buluyordu. Problemi çözdükten sonra da rehber başkasına gitmek üzere kayboluyordu. Eğer ne yaptığımı bilseydim, sadece gündüzleri gözükecek bir büyü yapardım ama iş işten çoktan geçti. Korhan Bey, başımda büyük bir tehlike var. Yardım etmelisiniz. Ağlıyorum hanımefendi. Sabaha kadar bekleyemez mi? Yataktan aşağı ayaklarımı uzattım. Dedemin saatine göre güneşin doğmasına daha 2 saat vardı. Hayır, yarın sabah bu işin çözülmesi lazım. Hep böyle derler ama çoğunlukla sorun o kadar da acil değildir. Saat gecenin 4'ü. 5-6 saat bekleyemez misiniz? Korhan Bey, bir cin yarın beni kaçıracağını söylüyor. Eğer bu işi çözmezsek bir daha hiç halletme şansım olmayacak. Cinlerin durup dururken kimseyi kaçırdıkları olmazdı. Yine de işin içine büyü girdi mi ne olacağı belli olmaz. İsminiz neydi hanımefendi? Ayça Gül. Bakın Ayça Hanım, normalde ücretim sizin için çalıştığım her saat başına 15 lira artı masraflar. Gecenin bu saatinde çalışmamı istiyorsanız bunun 2 katını vermelisiniz. Tamam, 30 lira artı masraflar sizindir. Eğer beni bu işten sabaha kadar kurtarırsanız 2000 lira daha alırsınız. Anlaştık. Neredesiniz? Eskişehir'e gelmemin sebeplerinden biri de geceleri bu şehrin ıssızlığıydı. Öğrenci şehri olduğunda sokakta birilerine rastlayabilirsiniz ama İstanbul'un ya da Ankara'nın gece yaşayanları gibisi burada gözükmez. Evim Odun Pazarı'nda, Eskişehir'in ilk kurulduğu mahallelerden birinde. Sokakta cumartesi pazarının evvelsi günden kalma döküntüsü vardı. Yenebilecek ya da satılabilecek her şey toplanmıştı toplanmasına ama
Sokak lambalarının altında pazarın izleri hala belli oluyordu. Odun pazarında oturmamın sebebi burada gerçekliğin daha güçlü olmasıydı. Büyü yapmayı zorlaştırıyordu ama beni ve etrafımdakileri büyüyle uğraşmanın etkilerinden koruyordu. Eskişehir'e ilk yerleşenler şamanlarının yol göstermesiyle şimdilerde odun pazarı denen bu tepeye ilk evlerini kurmuşlardı. Zamanla insanlar bu sokağı ve onun tılsımını unutmuştu. Yokuş bitip de caddeye adımımı attığımda büyünün sonsuz olasılıklar sunan rüzgarına kapıldım. Artık mahallenin koruyucu etkisinden ayrılmıştım. Ayça Hanım'a benimle yakındaki lisede buluşmasını söylemiştim. Lisenin önünde mavi bir araba bekliyordu. Cama yaklaştığımda içeriden sarı saçlı bir kadının bana baktığını gördüm. El sallayınca camı iki parmak indirdi. Ayça Hanım, ben Korhan. İlk intiba önemli derler ama sabaha karşı çağrıldığınızda bunu unutuyorsunuz. Ayça Hanım, beni baştan aşağıya süzerken pek iyi şeyler düşünmüyordu herhalde. Üstümde kalife bir ceket ve tişört, altımda da bir kot vardı. Elimde, içinde büyü malzemelerimin olduğu eski bir bez çanta taşıyordum. Saçlarımı taramaya çalışmıştım ama aceleyle pek bir şeye benzememişti. Pek beklediğim gibi biri değilsiniz. Sesinden yorgun olduğu belli oluyordu. Ne bekliyordunuz ki? Çantamı yere bıraktım. Ne yaptığıma bakmak için kafasını kaldırdı ama camı açmadı. Bilmiyorum. Daha resmi birini bekliyordum. Bunu söylerken eliyle giysilerimi işaret etmişti. İsterseniz siz burada beklerken üstüme bir takım elbise giyip geleyim ya da daha iyisi şu filmlerdeki gibi cübbelerden birini mi giysem, beklentinizi karşılar mı bu? Neden sizi kimsenin tanımadığı belli. Gözlerini kısmıştı. Korkutucu olmak yerine komik bir görüntüsü vardı. Nedenmiş? Çok kabasınız ve güven vermiyorsunuz. Ayça Hanım, sabaha karşı aradınız. Acil yardıma ihtiyacınız olduğunu söylediniz, geldim. Kıyafetime laf ettiniz, dinledim. Sizin yüzünüzden sokakta dikiliyorum ama bir şey demedim. Yardıma ihtiyacınız yoksa söyleyin, güneş doğmadan yatağıma gireyim. Gitmek için çantamı aldım. Sustu. Yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum ama bu laflardan sonra giderdi herhalde. Kapıyı açarken suratına buruşturmuştu ama içeri davet etti. Atlayın, size neden yardımınızı istediğimi anlatayım. Büyücülerin etrafında yoz bulutu dediğimiz bir enerji alanı olur. Onun yüzünden etrafımızdaki her şey zarar görür. Teknoloji aletleri ilk gidenler olur. Sonra basit aletler bozulur. Zamanla da canlıları öldürmeye başlar. Buna karşı çıkmanın iki yolu vardır. Birincisi, ufak bir büyü ile bulutun etkisini kaldırabilirim. Fakat gereksiz büyü kullanmanın acısı sonradan çıktığı için bu pek tercih ettiğim bir yöntem değil. İkinci çözüm de odun pazarı gibi gerçekliğin güçlü olduğu bir yerde yaşamaktır. Böyle yerlerde yoz bulutunun etkisi hissedilmez. Arabayı şehir dışına sürüyordu. Güzel sayılırdı. O da uykudan yeni kalkmıştı herhalde. Saçları dağınıktı. Benim gibi bir kot çekmişti altına. Üstünde de ince bir kazak vardı. İleride bir park var. Bu saatte kimse olmaz orada. Neler olduğunu size anlatırım. Başımı salladım. Zamana ihtiyacı vardı anlaşılan. Parkta bizden başka kimse yoktu. Ayça Hanım arabadan iner inmez bir sigara yaktı. Dışarıda hava serin olsa da güzeldi. Park, gökte bulutların arasında bir gözüken, bir kaybolan ay ve parkın etrafını çeviren lambalar sayesinde aydınlıktı. Korhan Bey, her şey sevgilimin bana evlenme teklif etmesiyle başladı. O gece bir kabusla uyandım. Ne gördüğümü tam hatırlamıyorum ama inanın korkunçtu. Bir aydır her gece kabus görüyorum. Bir şey beni yakalamaya çalışıyor. Kaçıyorum fakat peşimi bırakmıyor. Hem yürüyor hem de anlatıyordu. Bu pek de beni ilgilendiren bir iş değil gibi. Eğer kabus gördüğü için bir cinin onun peşinde olduğunu sanıyor ve benim yardımımı o yüzden istiyorsa, rehbere yaptığım büyü çalışmıyor demekti. Ben de önemsiz olduğunu düşünmüştüm.
evlilik korkusundan olduğunu sanıyordum. Kabusumu anneme anlatmıştım. O da anneanneme anlatmış. Öğrenir öğrenmez de üzerimde nazar olduğunu, kurşun döktürmemiz gerektiğini söyledi. Onu kırmamak için kabul ettim. Kurşun döktürmeye eski mahallemizden Safiye teyzenin yanına gittik. Neler olduysa da orada oldu. Ne oldu? Annemle anneannem başımın üstüne çarşaf açmışlardı. Safiye teyzeyi erittiği kurşunla gelirken gördüm. Birkaç dua okuyup kurşunu elindeki tasa döktü. Ben çarşaftan hiçbir şey görmüyordum. Önce suya düşen kurşunun sesini duydum. Sonra da Safiye teyzenin çığlığını. Durdu. Dinleyip dinlemediğimi anlamak için bana baktı. Devam edin, dinliyorum. Onu dikkatle dinlediğimi görünce rahatlayıp arkasındaki ağaca yaslandı. Safiye teyzenin gözüne suya düşen kurşun parçalarından biri gelmişti. Yardımcısı aceleyle bizi oradan çıkardı. Annemle ben kapının önünde bekledik. Anneannem Safiye teyzenin yanına gitti. Çığlıklarını sokaktan duyabiliyorduk. Paketten bir sigara daha çıkarıp yaktı. Derin bir nefes çekti. Anneannem dışarı çıktığında Safiye Hanım'ın bir daha beni görmek istemediğini söyledi. Bana bir cinin musallat olduğunu söylemiş. Cinin çok güçlü olduğunu, kurşun dökmeyi engellemek için kendisine saldırdığını söylemiş. Böyle şeylere inanmazdım. Annemle anneanneme bunun zaten kötü bir fikir olduğunu, kadıncağızın bizim yüzümüzden belki de kör kalacağını söyledim. O gece uyandığımda kabusumu daha iyi hatırlıyordum. Sigarasını söndürüp kollarını önünde kavuşturdu. Peşimde yeşil bir adam vardı. Beni kovalarken korkunç kahkahalar atıyordu. Eliyle yüzüne düşmüş saçlarını topladı. Gözleri dolmuştu. Bu iki gece önce oldu. Bu gece beni yakalamak üzereydi. Yarın ondan kaçamayacağımı, beni kaçıracağını söyledi. Başkasıyla evlenmeyecek, onun karısı olacakmışım. Biraz süt içip kendime gelmeye çalışırken rehberi gördüm. Sizin reklamın olduğu sayfa açıktı. Yanağına süzülen gözyaşlarını sildi. Anlıyorum Ayça Hanım. Peşinizde bir cin olduğu belli ama neden peşinizde? Ve neden şimdi rüyalarınıza girmeye başladı? Bulmalıyız. Periymiş cinmiş. Beni ilgilendirmez. Bu illetten kurtulabilir miyim? Onu söyleyin. Ayça Hanım'a perilerle cinlerin çok farklı yaratıklar olduğunu anlatmanın bir anlamı yoktu. Önce neden şimdiyi çözmeliyiz? Böylece cinin sizin üstünüzdeki etkisini yok edebiliriz. Yarın ne var? Evleniyorum. Daha ne olsun? Zaten cin de Bedri'nin teklifini kabul edince rüyalarıma girmeye başladı. Ayça Hanım, cinler yalancı ve oyuncudurlar. Yaptıklarının sebebi çoğunlukla söyledikleri değildir. Cinlerle uğraşırken onların söylediklerine inanmamak en iyisidir. Yarının başka bir anlamı var mı? İyi düşünün. Yarın aynı zamanda da benim doğum günüm. Düğünü de o yüzden yarın yapıyoruz. Düğünden bahsederken yorgunluğu üstünden atıyordu. Damat adayı Bedri çok şanslıydı. Kaç yaşına giriyorsunuz? 28. Daha genç gösteriyorsunuz. Gülümsedi. Demek ki 28 yaşınıza basmanızı bekliyor. Peki büyüklerinizin anlattığı korkulu bir hikaye ya da atalarınızın kahramanlık hikayesi falan var mı? Biraz düşündü. Güzel bir kadındı. Eskişehir'e taşındığımdan beri gördüğüm en güzel kadındı. Üvey annem Nil onu görse hemen çöp çatanlık yapmaya çalışırdı. Ona göre evde kalmıştım. Yok. Düşünün biraz. Öyle hemen kestirip atmayın. Ona birkaç dakika daha zaman tanıdım. Korhan Bey, annem de babam da böyle geçmişle ilgili hikaye anlatacak kişiler değiller. Günlük koşuşturma içinde oturup sohbet ettiğimiz zamanlar bile azdır. Peki o zaman bu işi zor yoldan yapacağız. Arabadan çantamı almaya gittim. Ne yapacaksınız? Cini kovacak mısınız? Peşimden geliyordu. Çantanın içi karmakarışıktı. Tütsülerin yanında muskamı buldum. Hayır, önce neden sizin peşinizde olduğunu anlamam lazım. Bunun için rüyanıza gireceğim. Nasıl yani? Omzumun üstünden çantanın içine bakmaya çalışıyordu. Muskamı boynuma taktım. Yüzüklerden yol göstericiyi de parmağıma geçirdim.
sizinle beraber rüyanıza girip cinin neden peşinizde olduğunu bulacağız. Bu nasıl olacak? Mumları da çıkarttığımda her şey hazırdı. Büyüyle tabii ki. Büyü her sanat dalı gibi biraz da zanaattir. Kuralları ve yolları vardır. Ayça'nın peşindeki cin onun rüyalarına girdiğinde bu kurallardan etkilenmişti. Parkta, çimlerin ortasında betondan yapılma bir kaldırım vardı. Onun üzerine çantamdan çıkarttığım eşyaları yerleştirdim. Önce yılan gölgesi tozunu etrafa saçtım. Toz, meraklı bakışları üzerimden uzaklaştırmaya yarıyordu. Bizi burada görmeyi beklemeyen biri yaptıklarımı fark etmezdi. Süleyman'ın mührünü yanımda getirdiğim tebeşirle dikkatlice yere çizdim. İşin zanaat yanı da buradaydı. Elime kalem alıp bir ev çizemem ama büyülü mühürleri gözüm kapalı hatasız çizebilirim. Cinler ve başka alemlerden gelen yaratıklar Süleyman'ın mührünü geçemediklerinden başka alemlere kapı için en uygun araçtır. Bu hurdanlığın içine yağmur suyu doldurup mührün güney köşesine yerleştirdim. Bu hurdanlık alem değiştirirken sınırı zayıflatmaya yarıyordu. Düşler alemine gideceğim için bu hurdanlığın içine birkaç damla eter damlatıp altındaki mumu yaktım. Eter ısınıp havaya yayılırken düşlerin kapısını çağıracaktı. Ayça, ben bunları yaparken yanımda, mührün içinde duruyor, bana bakıyordu. Birkaç kere soru soracak oldu ama vazgeçti. Kapıyı açmak için mührün doğu ve batı köşelerine kendi elimle yaptığım civalı mumları yerleştirdim. Mum yanarken civa ayrılıp kapının içine sızacaktı. Son olarak da mührün kuzey köşesine dönüş yolunu bulabilelim diye yarım arşın gümüş sicim koydum. Ayça Hanım, düşünüze girdiğimde benim yanımdan asla ayrılmayın. Ne diyorsam onu yapacaksınız. Cin düşünüzden ayrılmamıştır ve tehlikeli olabilir. İyi de ben düş görmüyorum ki. Düşler siz uyumasanız da vardır. Şimdiye kadar gördüğünüz tüm düşler sizin yarattığınız bir alemde toplanır. Şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli. İsterseniz başka zaman anlatırım. Büyünün yakınlaştığını hissedebiliyordum. Eter buharlaştıkça alemler arası boşluk inceliyordu. Cini bulduğumuzda önce onu alt etmem lazım. Ben onu hapsettikten sonra sizden neden peşinde olduğunuzu sormanızı istiyorum. Sonra da eğer yenebileceğim gibi bir cinse onunla dövüşüp sizin üstünüzdeki hakimiyetini alırım. Size üç dilek hakkınız olduğunu söyleyebilir, başka sorular sormanızı isteyebilir ya da bir dilek dilemeniz için ısrar edebilir. Sakın cevap vermeyin. Eğer bu soru dışında bir soru sorarsanız cin kanunlarına göre ona bağlanırsınız. Yani ne olur? Üç dileğinizi yerine getirmek zorundadır. Siz üç dilek hakkınızda kullanıncaya kadar yanınızdan ayrılmaz. Bunun neresi kötü ki? Ayça, dileklerin bittikten sonra cinin de senden bir dilek dileme hakkı var. Ne dileği? Ne isterse, birkaç yüzyıl onunla yaşamanı ya da sevdiğin birine zarar vermeni isteyebilir. Ya yapmazsan, cin melikesi tüm beylerini toplayıp senin üzerine yürür. İnsanlarla cinlerin yaptığı anlaşma yüzünden de kimse sana yardım edemez. Cinin isteğini yerine getirmezsen cinler melikesinin tutsağı olursun. Bunların hiçbiri masallarda anlatılmıyor. Tabii anlatılmıyor. O masalları kimler yayıyor sanıyorsun? Hala şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Bu kadar gevezelik yeter. Yanımda kaldığın sürece bir sorun yok. Hazır mısın? Başını salladı. Büyü toplanmıştı. Tek gereken akacak bir yöndü. Ona mührü gösterdim. Büyü çevremizde dolaştı. Zihnimin içine aktı. Tüm güzelliği ve korkunçluğuyla beni sardı. Böyle anlarda zihnimi büyüye bırakıp gitmeyi düşünmekten kendimi alamam. Her seferinde ustam İhsan dedenin sesini duyarım. Onun yıllardır büyüyle olan savaşını yenilmeden insanlar aleminde kalmayı nasıl becerdiğini sormuştum. Çünkü burayı seviyorum demişti. Onun sayesinde de ben de buranın diğer alemlerden daha güzel olduğunu öğrendim. Büyü bütün gücüyle beni yanına çekmeye çalışırken ayağımı bastığım topraktan
Yüzüme vuran rüzgardan güç aldım. Büyüye teslim olduğunda kapıyı açmak zor değildi. Ayça bir çığlık attı. Düşlerine kapı hazır, girelim mi? Gözlerini kapattım. O şey göründü. Yerden bir karış havada parıldayan geçidi gösteriyordu. Öyle olması gerekiyordu. Büyüyle mücadelem bana ne kadar uzun gelirse gelsin, dışarıdan bakan için bir dakika bile geçmiyordu. Elimi ona uzattım. Hadi gidip senincini bulalım. Ayça koluma sıkıca sarılmıştı. Beraber geçitten geçip Ayça'nın düşüne girdik. Her düş gören için ayrı bir düş dünyası vardır. Bu dünya bazıları için karanlık ve kasvetli, bazıları için mantıksız, bazıları için ise pespembe olur. Doğrusu kasvetli düşleri her zaman pembelere tercih ederim. Ayça'nın düş dünyasıysa maalesef güzel yeşil ovalar, gerçek olmayacak pastel renklerde ağaçlar ve ortasından akan koca bir nehirle doluydu. Bir yerlerde oyuncak bebeklerin koşuşturduğuna emindim. Sadece pembe bulutlar eksikti. Yer plastikten gibiydi. Çimen değildi, halı kaplıydı sanki. Havada, yağmur sonrasında ya da parklardaki çimenleri kestiklerinde ortaya çıkan koku vardı. Ayça hala kolumu bırakmamıştı. Ayça Hanım, doğru yerdeyiz değil mi? Korkudan gözlerini kapatmıştı. Sorumu duyunca başını kaldırıp etrafa baktı. Evet, ama o cin midir nedir? Onun beni kovaladığı yer burası değildi. Eğilip çimenlere dokundu. Fakat bu sizin düşlerinizden biri değil mi? Çocukken hep burayı görürdüm. O zamanlar toplu konut evlerinden birinde yaşardık. Yüzünden düşünün, bu köşesini ne kadar sevdiği belli oluyordu. Güzel, ortalıkta midilli falan yok değil mi? Atları sevmem de. Yok yok, merak etme, gülümsüyordu. Devam etmekten vazgeçip burada kalacağından korktum. O zaman size musallat olan cini bulup buradan gidebiliriz. Dönüp bana baktı. Bir çiçek koparıp ayağa kalktı. Nasıl bulacağız? O bize gelir. Nehir boyunca yürümeye başladık. Ayça bana heyecanla gördüğü rüyalardan hatırladıklarını anlatmaya başladı. Suyun içindeki şu kayada liseden sevdiği oğlanla öpüştüğünü görmüş de ondan sonra oğlan okul pikniğinde bunu öpmüş. Birkaç ay sonra da daha yakışıklı bir oğlanla çıkınca onunla sevgili olmuşlar. Üniversitedeyken hep ilerideki korulukta geçen düşler görürmüş. Yürürken bunlar gibi öğrenmek istemediğim birçok şeyi dinlemek zorunda kalmıştım. Sanırım 3-4 saat sonra evlenecek olması ona eski sevgililerini hatırlatıyordu. Anlaşılan Ayça Hanım her istediği erkeği elde etmişti. Cinli ise bana daha fazla işkence çektirmek için gözükmediğine emindim. Nehirin aşağılarına ilerledikçe yol daha da kararmaya başladı. Buradaki ağaçların yaprakları dökülmüştü. Dallar filmlerdeki gibi korkutucu ellere benziyorlardı. Yine de yolu kapatmıyordu. Sadece Ayşe'yi korkutuyorlardı. Burada nasıl düşler gördüğünü sormaya gerek duymadım. Cin'in yakınlarda olduğunu hissedebiliyordum. Bir yerlerde bizi izliyordu. Rengi yeşil olduğuna göre pek güçlü bir cin değildi. Cinler ateşten yaratıldıklarından renkleri onların gücünü gösterir. Ateş ne kadar sıcaksa cin de o kadar güçlü olur. Korunun dışına doğru çıkarken cini gördüm. Yıkık bir ağacın kabuğunda saklanıyordu. İçine saklandığı ağaç pastel renkli, ötekilerinin arasında gerçek ağaç rengine en yakın olandı. Ayça'yı kendime çektim. Cin benden saklandığına göre kim olduğumu biliyordu. Onu büyüyle yakalamak zorundaydım. Büyü her zaman uzun uğraşlarla yapılmaz. Acil değişiklikler gerektiğinde gerçeği hızlıca kaydırmak mümkündür. Ayça sağımda, cin solumdayken cini yakalamak için gerçeği olandan kaydırdım. İçimden gelen büyüyü parmak uçlarımda toplayıp cinin kovuğuna yönlendirdim. Büyü rüzgar olup kavuğa ulaştı. Cin daha ne olduğunu anlamadan kurduğu serap yerle bir olmuştu. Ayça da cini görmüş olmalı ki kolumu sıktı. Herhalde tırnaklarının izi çıkmıştı. Sığınağının yok olduğunu gören cin üstüme saldırdı. Bastığı yeri yakıyor,
Gözlerinden yeşil alevler fışkırıyordu. Ayşe'yi arkama alıp cine döndüğümde yumruğu havadaydı. Alevler çenemin altından geçti. Yumruğu yüzümü yakmıştı. Ayağım yerdeki otlardan birine takıldı. Sendelemek üzereydim. Cinin sol yumruğunu sağ elimle sıvıştırıp muskamı yakaladım. Cin ne olduğunu anlamadan muskanın içinde hapis olan gücü çıkardım. Muskanın büyüsü saçımdan ayaklarıma kadar beni kaplamıştı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Muskadan yayılan tılsım düşe yerleşip onu sardığında cinin yumruğu gözümün üstüne geliyordu. Bir an onunla bakıştık. Kazandığından emindi. Kafesi kapattığımda yumruğu boşuna gitti. Tılsım cinin etrafını örmüştü. Düş maddesinden çevresine birkaç kafes yaratmıştım. Boş bir çabayla kuru dallar ve topraktan oluşan hücresinin duvarlarına vurdu. Oradan ben izin vermezsem çıkamazsın. Ayça arkamda gözleri fal taşı gibi açılmış cine bakıyordu. Bana yardımcı olursan düşten çeker giderim ve hapishanen yok olur. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Sana neden inanayım ki? Konuşurken ağzını kocaman açıyor. Köpek balıklarınınkine benzeyen dişlerini gösteriyordu. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Kafese yaklaşıp saymaya başladı. Akanoğlu, Turhanoğlu. Tam adımı söylemen gerekmez. Hem bu hanımın her şeyi bilmesi gerekmiyor. Ben bile soyumun ilk atasını birkaç sene önce öğrenmiştim. Senin soyunu biliyorum büyücü Korhan. Babanın nasıl olup da seni terk ettiğini, annenin ne yapacağını bilmeyen doktorların elinde basit bir büyü yüzünden öldüğünü de biliyorum. Babanın ikinci işi Nili'de, babanın son çıktığı yolculukta nereye gittiğini de biliyorum. Kollarını önünde kavuşturdu. Yeterli mi? Evet, yeterli. Kurallara göre cini hapseden ona bir soru sorma hakkı kazanır. Gözleri parlıyordu. Konuşurken nasıl olduysa boyu uzamıştı. Bana yukarıdan bakıyordu. Eğer onu serbest bırakacaksa, evet ve ben seni serbest bırakacağım. Soruyu cevaplarsan, anlaştık ama biliyorsun, bu bir dilek olamaz. Sadece bir soru sorabilirsin. Tamamdır. Fakat soruyu ben sormayacağım. Ayça Hanım soracak. Neden? Şaşırmış gibiydi. Babanın nereye gittiğini bilmek istemiyor musun? Onu bulmak istemez misin? Tabii, isterim ama Nil'in bilmediği neyi bilebilirsin? Öğrenmek istediğim başka bir şey yok mu? Eliyle Ayça'yı gösterdi. Bu garip ölümlünün sorusu için mi geldin buraya? Yeter, bir söz verdin. Soruyu Ayça soracak. Sen ona yalansız cevap verdikten sonra bu düşü terk edeceğiz. Sen de serbest kalacaksın. Kabul mü? Gözlerini Ayça'ya dikti. Sen bunu istiyor musun? Bu senin düşün. Beni istersen serbest bırakırsın. Ve ben de senin dileklerini yerine getiririm. Ayça'nın ne düşündüğünü anlamıyordum. Eğer cinin teklifini kabul ederse ikimiz de düşte yakalanırdık. Ayça, bunu konuştuk. Sakın onu dinleme. Düşüne neden geldiğimizi unutma. Hayat çok zor değil mi? Birkaç saat sonra evleneceksin ve onun doğru kişi olup olmadığına bile emin değilsin. Ya seni sevmezse, ya senden sıkılırsa. Cinin sözlerinin Ayça'yı etkilediğini görebiliyordum. Düşünsene, sana sonsuza kadar aşık olmasını sağlayabilirim. Hayatının sonuna kadar senden başkasını düşünmeyeceğini, kalbinin başkası için atmayacağını bileceksin. Ayça'nın gözleri dolmuştu. Kollarından tutup onu kendime çevirdim. Ayça, cinin teklifinin ne kadar çekici geldiğini biliyorum. Ama unutma, o seni ele geçirmeye çalışıyor. Neler olduğunu anlatırsa çözüm bulacağımızı biliyor. O yüzden engel olmak için bunları anlatıyor. Ayça'nın aklı bende değildi. Cinin sesini duyunca başını ona çevirdi. Biz cinlerin ölümlülere üç dilek verme iznimiz var. Üç parmağını kaldırdı. Eğer bir dilek dilersen seni düğün gününde yanıma almam. Baş parmağını indirdi. Tek bir dileğinle bunu engelleyebilirsin. İkinci dileğinle de Bedri'nin seni sonsuza kadar sevmesini sağlarsın. Tek parmağı havadaydı. Onu Ayça'ya doğru uzattı. Bir dileğin daha kalır. Düşünsene. Ayça'yı sertçe sarstım.
Onun bunu deneyebileceğini biliyordum. Söylemiştim. Ayça, sakın ona kanma. Gözleri dolmuştu. Kas katı kesilmişti. Korhan, düşünsene. Beni sevdiğinden asla şüphe etmeyeceğin. Hep sadık kalacak. Ne kadar korktuğunu tahmin edebiliyordum. Elimle gözyaşlarını sildim. Ayça, işte büyünün en büyük tehlikesi de burada. Bizler efsunlar, sihrin gerçek olmadığını biliriz. O yüzden sihri sadece birkaç araç kullanarak yaparız. Çünkü büyü gerçeği değiştirir ve asla ondan önceki olmaz. Bedri, büyüyle kendini aşık edersen, o senin sevdiğin Bedri olmayacak. Yere diz çökmüştü. Saçları önüne düşmüş, yüzünü kapatmıştı. Beni düşün, bu güzel cuma gecesi, evimde tek başıma oturmak ister miydim sanıyorsun? Ben de bir hayatım olsun isterdim. Arkadaşlarımla, sevgilimle dışarı çıkmak isterdim. Bunları sağlayacak büyü gücüm yok mu sanıyorsun? Elimi şaklatmamla hepsi kapıma gelirdi. Bir an sessizlik oldu. Cin bile bana bakıyor, konuşmuyordu. Neden yapmıyorsun peki? Ayça kafasını kaldırıp bana baktı. Gözyaşları makyajını akıtmış, yüzünde izler bırakmıştı. Çünkü birini sevmenin güzelliği, onu elde etmek için her gün çabalamaktan geçer. Onunla olmak için daha iyi olmaya çalışmaktan geçer. Onu sevdikçe kendini daha çok sevmekten geçer. Eğer kaybedeceğin bir şey olmazsa çaba göstermezsin. Önce onu sevmekten sıkılırsın. Sonra da kendini sevmekten. Büyünün en büyük tehdidi de işte budur. Gerçeği kendi istediğin gibi değiştirmeye alışırsan asla seveceğin bir gerçek bulamazsın. Her şeyi olduğu gibi sevmelisin. Elimi Ayça'ya uzattım. Bunu anladığına eminim. Lütfen cin dinleme. Tek bir soru sor. Ayça elimi tutup ayağa kalktı. Gözlerini sildi. Tam ikna olmamıştı ama kabul etmişti. Kafesin ardında bizi izleyen cine döndüm. Başka oyun yok. Tek bir soru ve sonra özgürsün. Cin Ayça'ya bir daha baktı. O elimi sıkıp gözlerini kaçırmadan cine baktı. Kabul o zaman. Sor sorunu. Cinler Melikesi'nin ve Süleyman'ın koyduğu yasalar uyarınca seni tek cevap için bağlıyorum. Büyü, cinin ve benim etrafımda toplandı. Bağ bir an için oluştu. Cinin sözünü tutmama şansı yoktu. Evet, Ayça sorun sor ve gidelim. Bir an Ayça'nın korkudan dilini yuttuğunu sandım. Ağzını açtı ama konuşamıyordu. Zorlukla yutkundu. Neden benim peşimdesin? Cin bana baktı. Sözünden kaçmaya çalışıyordu. Büyünün gücünü hissedince vazgeçti. Çünkü senin ailende, 7 kuşak öncesinde çok iyi bir şair vardı. O şair öyle güzel şiir okurdu ki tüm cinler onun etrafında toplanır. Sesindeki ahenge dalardı. Eşini ve dünyalar güzeli kızını çok severdi. Şiiri ile kalabalıkları aşka getirirdi. Eşinin ve kızının güzelliği üzerine yazdığı şiirler öteki şairleri kıskançlıktan çatlatırdı. Bu güçlü şair, ülkenin padişahının tüm isteğine rağmen saraya gitmez, şiirlerini ahaliye pazarlardı. Anlarda okurdu. Saraydaki şairler ona olan kıskançlıklarından bu garip şairin padişahı kendine layık görmediğini söyler oldular. Padişah davetlerine cevap alamadıkça sinirlendi. Sinirlendikçe de saraydaki sözlere daha çok inanır oldu. Şairin neden saraya gidip şiirlerini padişaha okumadığını bilmiyorum. Kimsenin de öğrenecek zamanı olmadı. Padişah sonunda şairin onun çağrısına uymamasına sinirlenip adamlarını onu almaya yolladı. Bir gece gizlice eve geldiler. Tek gözlü kulübede şairi kıskıvrak yakaladılar. Şair ne olduğunu anlamamıştı. Kime el kaldırdığını bilmeden padişahın adamlarına saldırdı. Kavga sırasında birkaçını yaraladı. Tam kurtulacakken şairi kıskananlardan biri odadaki kandili korkudan köşeye sinmiş karısıyla kızının üzerine attı. Kandil kızına çarptığında bir anda alev aldı. Oradaydım ve o dünyalar güzeli kızın alevler içinde yanışını gördüm. Şair babası onu kurtarmaya çalıştı. Anası alevleri söndürmek için üzerine atıldı ama
ateş yüzünü ve saçlarını almıştı. O güzelliğine şiirler yazılan kızın yerinde kara, çirkin bir şey kalmıştı. Kadının adamları gelip de gece çıkan bu kargaşaya müdahale ettiklerinde şair hıçkırıklar içinde ağlıyordu. Padişahın adamlarını öldürdüğü için mahkeme edilirken de ağlamaya devam etti. Meydanda celladın karşısına getirdiklerinde artık göz pınarları kuruduğundan ağlayamaz olmuştu. O nükteden şairin gözleri delilere özgü bir parıltıyla kaplanmıştı. Tüm ahali idamı izlemeye gelmişti. Kadının kararı okundu ve cellat palasını şairin boynuna indirdi. Başı gövdesinden kopup da şair öteye geçerken beni gördü. Son nefesiyle benden kızına kendini mutlu edecek bir koca bulması için güzellik vermemi istedi. Şairi severdim. O yüzden istediğini yaptım. Yedi göbek torununun benim gelinim olması karşılığı kızına ve onun kızına ve onun kızına, yani sen dahil tam yedi kızına mutlu evlilik getiren güzellik verdim. Sana babanın kellesi uçtuğu yaşa kadar zaman verdim. Artık benimle evlenmen ve anlaşmayı tamamlaman lazım. İşte bu yüzden senin peşindeyim. Bana söz verileni almak için. Ama ben sana bir söz vermedim. Fark etmez. Ben sana da ötekilerine de verdiğim gibi güzellik verdim. Ben senin gelinin olmak istemiyorum. Ayça'nın gözleri dolmuştu. Anlaşmayı bozamaz mıyız? Bir yol yok mu? Eğer dileğim buysa halledebilirim. Ayça'nın daha fazla cinin oyunlarına dayanabileceğinden emin değildim. Dirseğinden tutup ilerledim. Ayça Hanım, gidiyoruz. Alacağımızı aldık. Ne konuştuğumuzu unutmayın. Dilek yok. Ama Korhan kafasını çevirip cine bakıyordu. Gidiyoruz. Bana sıkıca tutun. Büyü ikimizi de sarıp parkı geri götürürken cini tutsak eden sihri kaldırdım. Parka geldiğimizde Ayça ağlamaya başlamıştı. Onu sakinleştirmeye çalıştım ama cini istemediğini, Bedri'yi çok sevdiğini, zaten evde kaldığını, o da giderse ne yapacağını söylüyordu. Onu zorlukla arabaya götürdüm. Mührü silip mumları topladım. Çantamı alıp arabaya döndüğümde Ayça bir paket kağıt peçeteyi bitirmiş ve biraz sakinleşmişti. O cinin gelini olmak zorunda değilsin. Büyü yapıp onu öldürecek misin? Hayır, öyle bir şey yapsam bile anlaşma onun soyundan birine geçer. Cinlerle baş etmenin yolu o değildir. Peki ne yapacaksın? Seni ondan kurtarmanın en iyi yolu anlaşmayı başkasına devretmek. Yardım edebilecek bir kişi biliyorum ama onunla uzun zamandır konuşmadım. Kim? Üvey annem. Daha lafımı bitirmemiştim ki arabayı nilüfer kokusu kapladı. Korhan, ben de anneciğini unuttun sanmıştım. Arka koltukta tüm ihtişamıyla Nil oturuyordu. Kuyruğunu koltuk boyunca uzatmıştı. Nesin sen? Ayça'nın korkudan sesi çok tiz çıkmıştı. Nil elini sallıyordu. Korhan, kız arkadaşın çok saygısız biri. Nil, o kız arkadaşım değil. Nil bunu duyduğunda sevinmiş gibiydi. Yan koltukta Ayça kapıya yapışmıştı. Ayça, üvey annem Nil, bir şahmerandır. Öyle mi? Neler olduğunu anlamadığına emindim. Kafasını sallıyordu ama gözleri boş bakıyordu. Yeniden bir ağlama krizine girmek üzereydi. Onun korkusunu geçirmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Nil'e baktığımda pullarını eliyle düzelttiğini gördüm. Bize pek aldırmıyordu. Nil, biz de senden konuşuyorduk. Biliyorum, yardıma ihtiyacın var. Yeşil bir pul eliyle dokunduğunda buz mavisine dönüş verdi. Evet, Ayça'nın yarın düğünü var ama aynı zamanda da bir cinle evlenmesi lazım. Ben de senin için cin anlaşmasını alıp Ayça'yı kurtarabileceğimi düşünmüştüm. Demek sadece basit bir cinin sihrini kırmak için beni çağırdın. Tüm dikkatini pullarına çevirmişti. Nil, yardımına ihtiyacım var. Lütfen Ayça'yı kurtar. Nil'den yardım istemekten nefret ediyordum. Babamla evlendiğinde beni de öz oğlu gibi bağrına basmıştı. Ama yabancıydı ve karşılıksız yardım ettiğini söylese de ona borçlu kalmak istemiyordum.
Cin evlilik için ne vermiş? Son pudonun da rengini değiştirmişti. Kırmızı ve mavi pullardan oluşan bir kuyruğu vardı artık. Güzellik, tabii ya, böylece güzel bir eşi garantilemiş olacak. Sinirlenmişti. Köşeye sinmiş Ayça'ya baktı. Eğer bu görgüsüz kız da kabul ederse Cin'in anlaşmasını alırım. Ayça, evet dersen Cin'le evlenmekten kurtulacaksın. Ayça burnunu çekti. Yeniden ağlamaya başlarsa arabada peçete kalmamıştı. Evet dersem güzelliğimi de alacak mısın? Elbette. Kızım, anlaşmanın tamamını almam lazım. Ayça suratını buruşturdu. Gözleri dolmuştu. Ama ya Bedri beni beğenmezse? Nil bana baktı. Halletmemi bekliyordu. Sen güzel bir kızsın. Bedri seni sevecektir. Merak etme. Ama ya sevdicinin verdiği güzellikse? Ben cevap vermeden Nil elini Ayça'ya uzattı. Eğer Cin sana sadece güzellik verdiyse merak etme. Elini Ayça'nın yüzünde gezdirdi. Cinler biri ne kadar güzel yaparlarsa yapsınlar, sadece güzellik için erkekleri ona aşık edemezler. Eğer sana aşıksa bir şey değişmeyecektir. Ama çirkin olacağım. Bana bakıyordu. Nil'e bakmaya korkuyordu. Cin'in verdiği güzelliği kaybedeceksin. Bu çirkin olacaksın demek değil. Nil arka koltuğa iyice yayılmıştı. Ayça, karar senin. İstersen güneş doğduğunda Cin'in karısı olursun. Ya da şansını dener, Bedri'nin karşısına doğduğun günkü gibi çıkarsın. Kollarını karnında kavuşturdu. Sırtını kapıya dayamış yere bakıyordu. Korhan, anlaşılan bu kız Cin'in güzel karısı olmak istiyor. Beni boşuna çağırmışsın. Ayça son peçeteyle gözlerini sildi. Parmağındaki nişan yüzüğüne bakıyordu. Ben Bedri ile evlenmek istiyorum. Başını kaldırıp Nil'e döndü. O Cin'i istemiyorum. O zaman problem yok. Anlaşmayı senden alırım. Fakat bir şartım var. Ayça'nın ne diyeceğinden emin olmadığımdan araya girdim. Şartın ne? Nil'in yüzünde hoşuma gitmeyen bir gülümseme vardı. Gözleri parıldıyordu. Senin bu kızın düğününe katılmak. Neden? Nil'in gülümsemesi yüzüne yayılmıştı. Korhan, hiç dışarı çıkmıyorsun. Yeni insanlarla tanışmalısın ki uygun bir gelin bulasın. Benim sana bulduklarımı da beğenmiyorsun. Senin bana bulduğun o şımarık bir peri prensesinden mi bahsediyorsun? Onunla aynı odada olmaya bile tahammül edemiyorum. Ama bize uygun bir gelindi. Ayça bize bakıyordu. Evet, benim hayatımı zindana çevirirdi. Korhan, eğer benim sana bulduğum kızları beğenmiyorsan dışarı çıkıp kendine bir eş bulmalısın. Benim keyfim yerinde. Daha bu şehre yeni geldim. Yerleşmem lazım. Bahane istemiyorum. Bu kızın Cin'den kurtulmasını istiyorsan o düğüne gideceksin. Nil bana söyleyecek bir şey bırakmamıştı. Ayça, senin için uygun mu? Ona baktığımda gülüyordu. Gözünde yaşları, Nil'in beni düşürdüğü tuzağa gülüyordu. Eğer o Cin'den beni kurtaracaksan sana baş köşede yer ayarlarım. Birbirlerine baktıklarında aralarında başka bir anlaşma olduğunu sezmiştim. Gerçeği bilmesem de kadınların büyücü olduğunu söyleyebilirdim. Tamam, kabul ediyorum. Nil sevincini göstermeye çalıştı. Yine bir şeyler karıştırıyordu. Araba bir anda genişlemişti sanki. Tüm ihtişamıyla ayağa kalktı. Kuyruğundaki pullar parıldıyordu. Gökkuşağının tüm renklerini yansıtıyordu. Sesi değişmiş. İnsanın içine işler bir hal almıştı. Nil elini korkuyla kendine bakan Ayça'nın yüzüne uzattı. Sen, Havva kızı, üstündeki tılsımı bana verdin mi? Ayça zorlukla cevap verdi. Verdim. Üçün hakkı için, yedinin sihriyle hediyeni verdin mi? Verdim. Ben de Cin'in anlaşmasını aldım. Elini uzat ve kuyruğuma sür. Ayça, Nil'in söylediğini yap. Zorlukla uzanıp elini kuyruğuna sürdü. Kilidi kapadım, tılsımı aldım. Güneşin ve ayın altında serbest kaldın. Nil sözünü bitirdiğinde yerine oturdu. Araba ve Nil yeniden eskiye döndü. Bu kadar mı? Kurtuldun mu? Evet, kurtuldun. Ayça Nil'i kucakladı. Sonra aniden arkasını dönüp
siperlikteki aynada kendine baktı. İyi de bir şey değişmemiş. Hala aynı benim. Cinin büyüsünü aldığınıza emin misiniz? Evet, merak etme. Nil Ayça'ya şöyle bir bakıp bana döndü. Korhan, düğüne o takım elbise dediğin eski kıyafetlerle gitmeni istemiyorum. Düzgün giyinip gideceksin. Ayça bizimle ilgilenmiyordu. Arabanın iç ışığını yakmış, aynada yüzünü kontrol ediyordu. Nil, unutmadan sana doğum gününde hediye ettiğim kravatı takarsın. Yeni takımına çok uyar. Nil, beni dinlemiyordu. Ayça, değişip değişmediğini kontrol ediyor. Nil, düğüne hediye ne götürmem gerektiğini anlatıyordu. Yapacak bir şey yoktu. Sessizce onu dinledim. Ne kadar sürdü ya da ne söyledi bilmiyorum. Tamam mı Korhan, anladın mı dedi. Evet, anladım dedim. Sonra geldiği gibi aniden gitti. Ayça, Korhan, Nil'in cinin büyüsünü aldığına emin misin? Yüzündeki korku yerini umutla karşılık şüpheye bırakmıştı. Evet, töreni gördün. Artık merak etme. Peki neden çirkinleşmedim? Dedim sana, cinler oyuncudur. Cin, o yanan kızı güzelleştirdi. Ama sen zaten güzeldin. O yüzden cinin büyüsü olmasa da güzel kalacaksın. Merak etme. Ayça pek ikna olmamıştı. Arabada sürekli yüzünü kontrol ediyordu. Yine de ayrılırken düğün için bir davetiye verdi. Düğün açık havadaydı. Havuz kenarında masalar dizilmişti. Beni ailenin masasına oturtmuşlardı. Masadaki kimseyi tanımıyordum ama kimse önemsemiyordu. Gelinle damat konfetiler eşliğinde havuz başına geldiler. Ayça'nın yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Ayça ile Bedir'i yeminlerini edip dansa kalktıklarında yanımdaki boş sandalyeye bir hatun oturdu. Siyah saçlarını kafasının üzerinde topuz yapmış, açık mavi elbisesi içinde muhteşem görünüyordu. Ne güzel dans ediyorlar değil mi? Güldüğünde yanındaki gamzesi belli oluyordu. Evet, birbirlerine çok yakışıyorlar. Ayça da çok güzel bir gelin olmuş. Bence de. Ama bugün neler çektiğimi bir bilsen. Alnına düşen saçı alıp kulağının arkasına attı. Ne oldu ki? Ayça, 5 dakikada bir kendisinde bir değişiklik olup olmadığını sorup durdu. Düğün korkusunu bilirim de çirkinleştiğinden korkanı duymamıştım. Sonunda Bedri evet dediğinde ancak ikna oldu. Şimdi keyfi yerinde. Başını sallayıp bana baktı. Şaşırmıştı herhalde. Beni biriyle karıştırmıştı. Ayça'nın akrabası mısınız? Yanaklarında bitiveren kırmızılık onu daha da çekici kılıyordu. Hayır, ben işten arkadaşıyım. Adım Korhan. Onu rahatlatmak için en kocaman gülüşümü gösterdin. Ben de Sinem. Elini uzattı. Tokalaştık. Ayça ile çocukluğumuzdan beri tanışırız. Doğrusu pek bankacıya benzemiyorsunuz. Değilim zaten. Ayça ile bankada tanıştık. Ben antikacıyım. Öyle mi? Ben antikalara bayılırım. Gülümsüyordu. Düğünün sonuna kadar Sinem'le beraberdim. Antikalardan, çalıştığı hastaneden, insanlardan bahsettik. Gecenin sonunda bir daha buluşmak üzere sözleşip ayrıldık. Cebimde Sinem'in telefonu, eve giderken düğüne geldiğimde de sabaha karşı telefondan da memnundum.